arkadaşlar, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane konuğum var. Heyecanlıyım. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum. Öncelikle kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim Yusuf'la çok komik bir tanışma hikayemiz var. Öyle değil mi Yusuf? Gerçekten. Gerçekten öyle. Yusuf bana yazın, zannediyorum Ağustos gibi falan. Ağustos herhalde. Ağustos. Evet, Ağustos'ta evet. Ağustos olsa yani. Gerek. Aynen. Ağustos'ta bana mail attı arkadaşlar. Çalıştığım ajansı sormak için. Şu ben de ona çalıştığım ajansı tavsiye ettim. Ve şu an Polonya'ya geldi. Hazırlığının 3. ayında. 3. ay oldu. 3 ay oldu galiba, ay değil mi? Aynen. Hazırlıkta okuyor. Lazerski'de İngilizce hazırlık alıyor şu an. Daha sonra da yüksek lisansa devam etmeye çalışıyor. Bugün bana en çok gelen sorulardan bir tanesi hazırlıkla ilgili olduğu için ve özellikle hazırlıkta çalışabilir mi? Hazırlıkta nasıl yaşam maliyetlerini giderebilir tarzında çok fazla soru geliyor. Çünkü biliyorum ki birçok arkadaşımız hazırlıkta çalışmayı planlıyor doğal olarak. Bir şekilde ihtiyaçlarımızı gidermemiz lazım yaşam maliyetlerini. O yüzden de bugün Yusuf'la bunu konuşacağız. Öncelikle Yusuf şunu sorayım. Polonya'dan memnun musun? Yani genel olarak Polonya hakkında ya ne söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim bak, ben buraya her geldiğimde bunu herkese diyorum. Diyorum ya, ben şu burada niye mutsuz değilim ya? Vallahi niye diyorum, hani niye mutsuz değilim? Çünkü Türkiye'den hani benim maddi olarak durumum iyi yani. Şimdi baba falan durumu iyi. Hani öyle bir beklentim yok ama etrafımdaki 10 insandan 9'u mesela sitem ediyor. Ya kardeşim işte yok şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, ekonomi şöyle, yani siyasi olaylar falan filan. Mezun olduktan sonra iş bulamayacağım falan. Ben de sürekli böyle bir gelecek kaygısı içinde duruyorum. Çünkü 2 tane üniversite bitirmişim, mezunum. Yani bütün ailem bana bakıyor, acaba Yusuf ne olacak falan filan. Ben de artık bazı yollar bulmaya çalıştım. İlk olarak Kanada dedim. Evet. Kanada'da 6 arkadaşım vize başvurusu yapınca 5'i reddettiği zaman benim de hevesim kaçtı. Sonra İrlanda. İrlanda kapalı olduğu için olmadı. İngiltere. En sonunda bir tane Berhan diye bir arkadaşım var. Dedi ya Yusuf, sen niye Polonya düşünmüyorsun? Bak hem uygun falan, hazırlık falan da var. Aynen. Ki ben master yapmayı düşünüyordum zaten. O yüzden. Baktım, araştırdım. Önce ilk bir danışmana gittim. Bana bir 2000 euro gibi bir fiyat verince ben zaten böyle bayağı bir çıldırdım. Ya zaten ben bunu hep söylüyorum. Ben kesinlikle herkesin profesyonel destek almasını öneriyorum. Evet. Ama bazı ajanslar bunu artık ticari olarak görüp fahiş fiyatlar sunuyorlar. Çok ya, 2000 euro ne demek ya? 2000 euro zaten benim okulumun ücreti 3000 euro yıllık. Evet, okulun ücreti zaten yıllık. Yıllık 3000 euro ya. Adamın istediği ücret 2000 euro. Yok yok, şunu yaparım, bunu yaparım ya kardeşim ya, öyle değil. Benim de zaten son bir ayım kaldığı için mecbur, hani artık tek bir kurşunum kaldı. Onda dedim ki işte Tuğçe'nin bir videosunu gördüm böyle YouTube'da, evet. Şans eseri gördüm. Aynen, olan Tuğçe'yi gördüm böyle. Dedim, mail attım hemen. Ya dedim, bana yardımcı olur musun şöyle böyle. O da bana kendi, sağ olsun, kendi danışmanını attı. Aynen, o çok iyi bir insan. Gerçekten. Evet, danışmanımız da çok buradan Eda Hanım'a. Eda Hanım yani... Bedava, çünkü gerçekten o çok hani şey değil. Bu şu an bir ücret mücret falan almıyorum, bak bunu samimi söylüyorum. Bizim zaten hani bir işbirliğimiz yok. Bir işbirliğimiz yok. Evet. Sadece hani tanışıklığımız olduğu için mesela yaptık. Hani işbirliğimiz falan yok. Çünkü aşırı hani uygun fiyata geliyor. Ve ilgililer aynı zamanda. Çok ilgililer yani. Ya aynen öyle. Hata kabul edemem. Çünkü bir hatada bir ay falan uzayabiliyor. Kesinlikle bir yanlış öyle. Bir hatada. Ya bir de... Ki yapan arkadaşım oldu. Nasıl oldu mu? Dedim ya, bir tane Berkan diye bir arkadaşım vardı. Çocuk mesela, o da benimle aynı anda gelmeyi düşünüyordu. O kendisi danışmana başvurmadı. Ki yani bedava reddedildi. Bir şey. Yani reddetti şeyi. Okula mail attı, okula dönüş bile yapmadı. Yapmaz. Arkadaşlar ben bunu hep söylüyorum. Hani gerçekten. Birçoğunuz hani bana hep soruyor, hani kendim yapabilir misiniz? İşte kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz başvuruları ama okul gerçekten sizi ciddiye almıyor. O yüzden eğer bir imkanınız varsa, ki zaten hani yani imkan değil yani, çok ucuz. Çünkü bak sen 3000 euro verecek bir adamsın. Evet. Ben... O yüzden ben profesyonel destek yani almaya özen gösterdim ki zaten İzeretli'ye de şu an çok artmış durumda. Belarus krizinden dolayı. Ki zaten Türkiye'nin ekonomi durumu şu an çok kötü, biliyorsunuz. Euro ve dolar dengesiz. O yüzden son zamanlarda bana herkes yazıyor. Tuğçe reddi aldım, ne yapabilirim? Arkadaşlar eğer hani bu işin olmasını istiyorsanız profesyonel bir destek alın. Yani, hani benim size tavsiyem bu açıkçası. Profesyonel destek almak bayağı mantıklı. Kesinlikle öyle. Ama uygun fiyatta olsun yani. Bunu da düşünün yani. Ki zaten 2000-1500 euro verenlerden yani direkt uzaklaşın. Yani. Kapatın, çünkü okulun yarı fiyatını istiyor adamlar senden. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir bütçe. O yüzden de eğer hani merak eden olursa da hani bana dediğim gibi işbirliğimiz olmadığı için linkini bırakmayacağım ajansın, ama mail atarsanız hani size döneriz. Ben de o ajansa geldim ki Yusuf da ben de geldim. Hani ben geldiğim için zaten şimdi
Ben geldim böyle işte buraya geldikten sonra Tuğçe'ye yazdım işte can Evet. teşekkür ederim falan filan. Ondan sonra dedi ya sen geldin falan bir video falan da çekelim. Çünkü Evet. bende şöyle bir hayırsızlık oldu gerçekten lan ne hayırsız insansın falan diyebilirsin. Yok 3 yok. ay olmuş, 3 ay olmuş yani Tuğçe sayesinde gerçekten geldim. Çünkü ona mail atmasaydım, o kişinin numarasını almasaydım belki Polonya hikayesi yalan olurdu. Yalan Benim olurdu de bu sonum sefer. arkadaşım gibi Evet, olurdu. direkt delirdin. Evet. Aynen. Ondan sonra işte Tuğçe'ye mesaj attıktan sonra ya Tuğçe bana danışmanın numarasını verdi. O yüzden Tuğçe olmazsa ben burada olmazdım. Bak bunu samimi Ya, söylüyorum. çok çok gerçekten teşekkür ederim. Evet, Hani mümkün olduğunca biliyorum. zaten hani dönmeye çalışıyorum bütün sorulara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer merak ettiğim şeylerden bir tanesi tabii ki arkadaşlarımızın dil okulu. Şu an dil okulu nasıl devam ediyor? Üniversiteden memnun musun? Gerçekten Şimdi düzenli bir eğitim mi? benim üniversitem Lazarski. Burada biraz yani sağlam bir üniversite. Evet, Fiyatı doğru. biraz yüksek ama Aha. sağlam. En iyi hazırlık veren okul. Evet. Ben şöyle bir şey yaptım. Ben okulumdan şartlı kabul aldım. Evet, yüksek lisans Yüksek için. lisanstan yaptım. Hatta ekstradan 220 euro gibi bir ücret verdim buna. Yüksek lisansı cebime koydum. Hazırlığı da zaten verdiler ve dedik ki sen hazırlığı bitir. B2 seviyesine falan gel. Onu geldikten sonra direkt yüksek lisansla başla. Şartsız, şurtsuz yani ki öyle olmazsa Harika. hani bir de Türkiye'deki hazırlığı bitirip bölüme başlamak gibi. Aynen Burada da böyle yaptılar. ama en azından Türkiye'de hani IELTS. Zaten benim canımı da sıkan oldu. Evet. Şimdi İngilizce Türkiye'de şimdi benim çok altyapım yok. Hani Tabii ki, gerçekten tabii olmadığı ki. için yani ilgim yoktu yani. Öyle bir sorunum vardı. IELTS'e falan çalışmaya başlasan olmaz yani 6,5 Çok falan. uzun süre gider ya, Çok çok yani. uzun süre. Hani IELTS'e çalışmak mantıklı değil yani bence. şöyle IELTS'e çalışmak TUS'a çalışmak gibi bir şey Aynen öyle. Aynen öyle. O yani. yüzden arkadaşlar eğer bir Çok zor. imkanınız varsa hani Türkiye'de o İngilizce kursuna para dökmek yerine gelin Yani Polonya'ya. zaten o İngilizce kurslarının istediği paralar yani 15-20 milyar. Evet, Belki çok daha yüksek. fazla gidiyor. Şu an Yani daha yüksektir eminim. birazcık daha fazla ver. Ya yani gel burada şey yap. Şansını da riske sokma yani. Diğer Emin bir nokta hani arkadaşlarımızın merak ettiği şey ve bu gerçekten bir tartışma konusu. Bunu bütün gruplarda sürekli görüyorum. Bana mail atıyorlar. Yine Instagram'dan yazan arkadaşlarımız var. Bunu bugün seninle bir netliğe kavuşturmak istiyorum. Şimdi tamam. burada biz biliyoruz ki dil okulu okuyanlar yasal olarak çalışabiliyor mu? Eğer sen çalışıyorsan nasıl çalışıyorsun? Ne gibi işler yapıp ihtiyaçlarını gideriyorsun? Bunu bize anlatır mısın? Çünkü şöyle bir bilgi var. Birkaç kanalda da gördüm. Dil okuluna gelenler yasal olarak çalışamıyor diye bir bilgi var. Bu doğru mu? Bunu bize anlatır mısın? Yanlış. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Çünkü aldığınız vize D tipi vizesi. D tipine giriyor, evet. D tipinde oturma vizesi, çalışma vizesi, öğrenci vizesi var. Evet. Sen öğrenci vizesi alıyorsun. Ben şu an aktif olarak Uber yapıyorum. Aşı. Okuduğum zaman Bu çok okuyorum önemli. ve Uber yapıyorum. Aynen. Yani yasal olarak Yasal. aslında şu an Yusuf hem Ha, hazırlığını okuyor evet. hem de Hem Uber'da Uber yapıyorum. Hani yaparaktan geçimini sağlıyor. haftanın 2 günü çalışıyorum. Bu benim kirama ve bana yetiyor. Harika. Bunu da vurgulamak istiyorum. Evet. Çünkü buraya arkadaşlarımız Ha, bu arada gelip ben çok büyük bir Uber şoförü değilim yani öyle sadece haftanın 2 günü Aynen. yani biraz full time çalışarak böyle onunla kendi harçlığımı kendi için çünkü Türk yani euro almış başını gittiği Gidiyor. için yani o yüzden aileme yük olmak istemiyorum gerçekten çünkü çok sıkıntı bir durum. Tabii ki, O tabii yüzden ki. burada kendi çalışarak kendi kiramı kendi masraflarımı ödeyip okuyorum yani öyle söyleyeyim. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Zaten Uber ile ilgili nasıl başlanacağıyla ilgili bir video çektik. Onu da linkleriz. Eğer hani nasıl başlanacağını bilmeyen varsa o videoda izleyebilir. Ama benim burada vurgulamak istediğim şey ki birçok arkadaşımız bunu planlıyor. Yani dil okuluna gelecek ama nasıl devam edecek yaşamını arkadaşlar bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani Ya şöyle söyleyeyim, ben buna hep diyorum. Bak buraya geldin, ayağın havalimanına attın, tamam. her şey geliyor değil mi? Bitti. Hani düşünme. Bitti. Zaten hani şöyle bir şey vardır ya, hayat şartları seni zaten oraya İtiyor. doğru itiyor yani mecbur. Diyorsun ki Gerçekten lan öyle. ben aç kaldım mecbur bir şey Evet. yapmam lazım. Hani iş var gerçekten o sıkıntıyı yapma Sıkıntı yok. ya. Ben hani bunu da Sıkıntı söylemek yok. istiyorum. Polonya'da hakikaten bunu hep söylüyorum. İş Yani imkanı çok daha yaşam yüksek. koşulları seni ister istemez, bak bunu sana altını çizerek söylüyorum. Evet. İster istemez seni o noktaya götürüyor. Kendini o noktaya getiriyor. Peki, şunu da hemen söyleyelim. Hani madem bunu da konuştuk. Sen Polonya'ya genel olarak yaşam pahalı buluyor musun? Genel olarak yaşam pahalı mı sence Polonya'da? Vallahi bir şey söyleyeyim. O gün Türkiye'den hani ben çok hani hamarat bir insan olarak övünüyorum böyle yemek falan yaptığım için. Çünkü sürekli şeylerdeyim böyle. Mutfaktasın Aynen sen. mutfakta olduğum için sürekli gidiyorum böyle alışveriş falan yapmaya. O gün bak bir portakal gördüm en küçük örneği Türkiye'den gelmiş.
1,5 lira oteye satıyorlar. Türkiye'de daha pahalı. Evet, Türkiye'de şu an daha pahalı. Şaka gibi. Haftalık market giderim 50 lira. Yani 50 lira gibi düşünün. Arkadaşlar bunu altında haftalık, çizelim. Bak ama bunun altında da et var, tavuk var, yani ki her şey var. Ki sen zaten etçil besleniyorsun. Etçilim yani. Hakiki etçilim yani. Evet, hani onun altını çizelim. Hani burada yaşam maliyetleri zaten diğer ülkelere göre oldukça düşük. O yüzden de aklınızda bir soru işareti varsa bununla alakalı Yusuf da kendi açıkladı ki ben de videolarında söylüyorum. Hani mutfak masrafınız tabii kişiden kişiye göre değişir ama Yusuf genel olarak daha çok etçil beslenen bir arkadaşımız. Benim de gözlemlediğim kadarıyla. Evet. O yüzden ki o bile hani haftalık 50 zlotinin yeterli olduğunu düşünüyor ki bence de öyle. O yüzden hani bunu sorun yapmanıza zaten gerek yok. Onun dışında bir de merak ettikleri şeylerden bir tanesi zaten iş konusuyla alakalı ki işle alakalı da konuştuk seninle Yusuf. Evet. Genel olarak Polonya'nın güvenilirliği ya da ırkçılığı ya da bir şehir olarak sosyal bir şehir mi? Bunu genel olarak bu şehri nasıl değerlendirirsin ki Yusuf Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldim. Evet. Yani kapital siteden geldim yani böyle başka bir şehirden geldiğim için. Ankara'dan geldiğim için yani ben Varşova'yı aynı Ankara'ya benzetiyorum. Evet, daha böyle soğuk, kapalı. Soğuk, kapalı. Yani ben ama daha sosyal ya. Çok, ben... yani tabii canım çok sosyal. Yani o açıdan değil yani şey olarak mesela. Hava durumundan hava falan, durumundan hava durumu, şehir olarak falan. Yapı olarak Ankara. Yapı olarak Ankara diyebilirim ama yani efsane bir sosyal hayat var. İnanılmaz hareketli. İnanılmaz hareketli, durmuyorsun yani sürekli. Yani sürekli, sürekli bir aktivite. Sürekli aktivite, sürekli eğlence. Çünkü hani burada alkol içenler olur, içmeyenler olur. Hani yani nasıl o tercihe diyeyim? Bağlı aynen, olarak. O tercihe bağlı olarak değişiyor ama buradaki insanlar eğlenceye çok düşkünler. Çok düşkünler ve ben hani bunu da söylüyorum. Hani ve eğlence bunlar için çok ucuz. Evet. Sürekli hani artık diyorsun yeter. Sen şimdi her gün. Her gün artık. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Hakikaten birçok şeye çok uygun fiyatlarla istediğiniz her şeyi spora da dahil, spor, yaşam olarak yine ulaşım çok ucuz. Bunu daha önceki videomda da anlattım. Ulaşım evet, kartı ki Yusuf kendine bir araba da aldı zaten. Çoktan. Evet, onun için tebrik ederim. Rica ederim. Bir gün baklava bekliyorum ama ıslatacağız arabayı. Aynen. Onun için yani. De evet. Onu da bana paslamış oluyorsun. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç sorun değil. Baklava. Aynen. Bak bizi acıktırdın. Gidelim yemek yiyelim artık. Yani, yemek zamanı geldi. Biraz sonra yemek Yusuf. Şu an için hani benim soracaklarım bu kadar. Kanalıma evet. Gerçekten geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani inşallah daha çok video çekeriz. Çünkü şöyle. Hani artık okul gezisini falan da gideriz okul, zaten. Okul videosu çekeceğiz. Yusuf tabii benim, gelecek. Aynen benim okul güzel ya. Bak tabii evet. Gerçekten. Lazer hani hocalar falan aynen. Oh, mesela bizim okula gideriz böyle biraz Varşova'ya falan gezeriz. Evet bir olur, vlog yaparız değil mi? Vlog yaparız. Aynen. Yani. Yusuf'la bir vlog da gelecek. Hı-hı. Yine bizi izlemeye devam edin. Eğer hala kanalıma abone olmayan varsa. Abone olun. Lütfen. Lütfen kanala abone olsun. Onun dışında Yusuf'un sosyal medyasını da bırakırım. Yine bana benim sosyal medyalarımı da bırakacağım. Bir herhangi bir sorunuz olursa değil okuluyla alakalı ya da Uber'le alakalı, partner bulmayla, araba almayla alakalı bir sorunuz olursa onlara da döneriz, cevaplamaya çalışırız. Evet. Videomuzu izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek görüşürüz. Üzere. Hoşçakalın.